Efendim YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün YouTube kanalımızda sizlere duvar arpası otunun, arpa otunun, yabani arpa otunun hakkında tanıtım videosu hazırlayacağız. Duvar arpa otunun yetiştiği yerler genellikle terk edilmiş eski yıkıklar, yani taş evlerden yapılmış yıkıklar ve virane olmuş evlerde ve yıkıntıların arasında yetişebildiğinden bu ota kurak, verimsiz, taşlı yerlerde yetiştiği için, yıkıntılar arasında yetiştiği için duvar arpa otu, yabani arpa otu, pisi pisi arpa otu denmektedir. Bu otun bir değişik türü daha var. Ona da iblis arpa otu denmektedir. Ancak o ot henüz bulamadık. Yani birkaç gün sonra eğer Nisan Mayıs aylarında bulabilirsek otun hakkında video hazırlayacağız. Duvar arpası otu tıpkı bir buğday arpa başağı gibi böyle başakları olmaktadır. Ota halk arasında pisi pisi otu da denmektedir. Tıpkı bir arpayı andıran türde olmaktadır. Ancak duvar arpası otunun sağlık açısından herhangi bir faydası olduğu ve çayının yapıldığı hakkında bir bilgiye ulaşamadık. Ancak bir yem bitkisi olarak mera hayvanları için, koyun, keçi, inek vesaire mera hayvanları için bir yeşil ot olmaktadır. Tıpkı bir buğday arpaya benzediği için duvar arpası otu denmektedir. Özellikle evlerinde kedi köpek besleyen ve bir takım hayvanlar besleyen kişiler için duvar arpası otu tehlike arz edebilmektedir. Zira pisi pisi otu denmesinin sebebi kedi ve köpekler bu arpa otunun içinden geçtiğinde olgunlaşmış bu duvar arpası otunun başakları kedi ve köpek vesaire hayvanların tüylerine yapışarak hayvanlara tıpkı bir pıtrak dikeni gibi eziyet verebilir. Hatta bu duvar arpası otunun bu kılçık olarak adlandırdıkları başak tanecikleri bir ok gibi hayvanın derisine saplanarak veyahut da hayvanın solunum yollarına kaçarak bazı yabani hayvanlar bu otu açlıklarını bastırdığı için, yiyebileceği için mera hayvanlarına pek bir zararı olmaz ama bu kedi köpek için tüylerine yapışarak hayvanlara eziyet verebilmektedir. Ve bu şekilde eğer evinizde kedi köpek besliyorsanız, evcil hayvanları besliyorsanız hayvanlarınızı mutlaka bu duvar arpası otunun bulunduğu bölgeden ırak etmeniz lazım. Ancak bir yem bitkisi olduğundan memelilerde, yani koyun, keçi, inek vesaire hayvan yetiştiriciliğinde kuvvetli besin değerleri içerdiğinden ve susuz, taşsız, taşlı, kurak, verimsiz ortamlarda yetiştiğinden bir yem bitkisi olarak kullanılabilir. Ancak bu olgunlaşmış duvar arpasının bu kılçık ismindeki başaklarından çıkan taneleri hem mesela merada gezerken çoraplarımıza yapışabilir ve günlük pamuklu pantolonlarımıza veya halk, yerel halk giysilerinde şalvar gibi vesaire gibi giysilere bulaşarak bir diken gibi de batabilmektedir. İşte bugün sizlere derlediğimiz bilgiler doğrultusunda kendi anlatımlarımızla doğadaki bitkilerden biri olan duvar arpa otunu merak edenler için seslendirmesini yaparak işte böyle bir tanıtım videosu hazırladık. Hoşça kalın.